İngilizce defterim dedik. İlk cümleyi hemen ele alıyoruz. I highly recommend this book. Highly arkadaşlar. Türkçedeki highly diyoruz ya, epey highly. İşte buradaki highly şiddetle, daha fazlasıyla, yüksek derecede. I highly recommend this book. Bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. Recommend arkadaşlar, tavsiye etmek. Hemen diğer cümlemize geçelim. They frequently visit museums. They frequently visit museums. Sık sık müzeleri ziyaret ediyorlar. Frequently arkadaşlar sık sık demek. Museum müzeler demektir. They frequently visit museums. The project requires considerable effort demek. Proje önemli ölçüde çaba gerektiriyor demektir. Requires arkadaşlar talep ediyor, gerektiriyor anlamındadır. Considerable effort ise yüksek derecede effort. I was out cold. I was out cold. Hemen bunun anlamına bakalım. Baygındım, bilincim kapalıydı demek. I was out cold. Baygındım, bilincim kapalıydı. Değerli arkadaşlar, bu bir deyimdir. Mecazi anlamda ifade edilir. Yoksa diğer haliyle I was out cold demek, ben dışarıda soğudum gibi bir şey oluyor, değil mi? Hemen örneklere devam ediyoruz. They constantly achieve their goals. Onlar sürekli hedeflerine ulaşır. Achieve their goals demek kendi hedeflerine ulaşmak demek. Constantly ise sürekli demek. Explain it to me. Explain it to me. Bunu bana açıkla. Arkadaşlar parantez içerisinde cümlenin okunuşunu, yani Türkçe okunuşunu sunuyorum. Asıl İngilizce cümlemiz kırmızı renktedir. Siyah cümle ise açıklamasıdır. Türkçe açıklamasıdır. Unutmayalım. We deeply appreciate your help. We deeply appreciate your help. Yardımınızı derinden takdir ediyoruz. Burada da mavi renkteki ifade okunuştur. Unutmayalım. We deeply appreciate your help. Yardımınızı derinden We deeply appreciate your help. Yardımınızı derinden takdir ediyoruz anlamına geliyor arkadaşlar. Appreciate, takdir etmek. Looking forward to seeing you. I am looking forward to seeing you. Seni görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedim. I am looking forward to seeing you. Seni görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Cümlelere hızlı bir şekilde devam edelim. Why are you sleeping? Why are you sleeping? Sen neden uyuyorsun? Why are you sleeping? Sen neden uyuyorsun? Diğer cümlemiz Why are you crying? Sen neden ağlıyorsun? Why are you crying? Sen neden ağlıyorsun? I got cold feet. Bu da mecazi anlamda kullanılan bir deyimdir arkadaşlar. I got cold feet. İçime ani bir tırsmadan dolayı çekiniyorum. Yani içime bir ürperti girdi, bir soğukluk girdi, bir korku, endişe girdi. I got edinmek arkadaşlar, edindim. Ne edindim? Cold feet. Bir serin, bir soğuk, bir soğukluk. You crack me up. You crack me up. Beni çok güldürüyorsun. Zaten arkadaşlar crack up kırmak, kırmaktan geçirmek, gülmekten kırılmak gibi bir ifade ediyor. Bu da mecazi bir anlamdır. I wanna go right way. Right way şimdi doğrudan direkt anlamına geliyor. I wanna go, gitmek istiyorum. Direkt, derhal gitmek istiyorum. I wanna go right way. Right away. Dostlar devam ediyoruz İngilizce cümlelerimize. Why are you looking? Sen neden bakıyorsun? Why are you looking? Sen neden bakıyorsun? This is much better. Bu daha iyi. This is much better. Bu daha iyi. Why are you looking at me? Burada at me'yi ekledik arkadaşlar. At me demek bana doğru, bana demek. O halde sen neden bana bakıyorsun demek istediğimizde İngilizcesi Why are you looking at me? Why are you looking at me? Why are you looking at there? Why are you looking at sky?
Hello bildiğimiz bir ifadedir. Merhaba demek. Hello, merhaba. Hemen diğer cümlemize el atıyoruz. He demonstrated exceptional skills. He demonstrated exceptional skills. Olağanüstü yetenekleri sergiledi. O kendine ait olağanüstü yeteneği. Exceptional skills, olağanüstü yetenek demek. Hi. İngilizce'de hi, selam demek. Hi. Merhabayı öğrendik. Hi, merhaba. Hi, selam. Merhaba ise hello. Şimdi de how are you'ya bakalım. How are you? Nasılsın ya da nasılsınız? How are you? Why are you going away? Sen neden uzaklara gidiyorsun? Why are you going away? Sen niçin uzaklara gidiyorsun? Good call. Bu da mecazi bir ifadedir. Good call. İyi fikir, iyi karar, iyi çağırma, iyi edinme, iyi çağrıştırma. Good call. İngilizce konuşturan cümlelere devam ediyoruz. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Bu bildiğimiz basit sıradan bir ifade. Thank you. Teşekkür ederim. And you? Birine I'm fine, thank you diyoruz ya. Ondan sonra da and you diye ya sen. Peki sen, peki ya sen. And you? What's your name? Basit bir soru. What is your name? Adınız nedir? Ya da adın ne? Senin adın ne? What's your name? I'm fine. Arkadaşlar bu sorunun cevabı ile hangi sorunun? How are you sorusunun cevabı? I am fine, thank you. And you diyoruz. Cümle bu şekilde tamamlanıyor. Ben iyiyim, teşekkür ederim. Ya sen? Let's look at another sentence. My name is. Bu da basit bir kendini tanıtma. Introduce yourself. Benim adım. My name is Alex. What's your name? My name is David. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm from Turkey. Ben Türkiye'liyim. I am from Turkey. Bu cevap ise arkadaşlar where are you from sorusunun cevabıdır. Devam edelim. Let's continue. The car is spotless. Bu da mecazi bir ifadedir. Yani araba vuruk yok, kırık yok, çizik yok deriz. İşte oradaki ifade spotless'tır. Araba çok temiz, tertemiz. The car is spotless. İngilizce konuşturan cümlelere devam ediyoruz. How old are you? Kaç yaşındasın ya da kaç yaşındasınız? How old are you? Devam ediyoruz. Where are you from? Siz nerelisiniz ya da sen nerelisin? I'm from Turkey dedik. Ben Türkiye'liyim. How old are you sorusunu hatırlayalım arkadaşlar. Kaç yaşındasın? Bu sorunun cevabı I am 20 years old. Ben 20 yaşındayım olur. What did you do? Bu past tense'tedir, geçmiş zamandadır. Did olarak sorulduğu için what do you do deseydik sen ne yapıyorsun anlamına gelirdi. What did you do dediğimiz için sen ne yaptın anlamına geliyor. What is this? What is this? Bu nedir? What is this? Bu nedir? İngilizce konuşturan cümleleri sıfırdan İngilizce adlı YouTube kanalında devam ediyoruz öğrenmeye. What are you doing now? What are you doing now? Şu an ne yapıyorsun? Şu an sen ne yapıyorsun? What are you doing now? Hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılır, öğrenilir bir durumda ders videosunu izliyorsunuzdur. What's that? What's this? Arkadaşlar bu nedir? What's that? Şu nedir? O nedir? Bu nedir? Anlamına da gelir. I want to sleep. I want to sleep. Ben uyumak istiyorum. Ben uyumak istiyorum.
I want istemek, to sleep, uyumak. O halde ben uyumak istiyorum anlamına gelir. I want to go, I, ben demek, want, istemek, to go, gitmek. Ben gitmek istiyorum. I want to go. Where are you? Where are you? Sen neredesin? Where, nerede demek, are you, sensin. O zaman sen neredesin anlamına geliyor. Burada arkadaşlar parantez içerisindeki okunuşlara dikkat edelim. To stop, durmak. I want, istemek, ben istiyorum. I want to stop, durmak istiyorum. I want to win, ben kazanmak istiyorum. I want to win, ben kazanmak istiyorum. To win, bir oyunu, bir şeyi kazanmak. I want to earn is arkadaşlar para kazanmaktır, unutmayalım. Peki I want to buy ne demek? I want to buy, ben bir şeyi satın almak istiyorum. I want to sell, ben bir şeyi satmak istiyorum. I want to sell, ben bir şeyi satmak istiyorum. I want to earn, ben herhangi bir şeyi kazanmak istiyorum. Kazanç elde etmek istiyorum. Yani para kazanmak istiyorum. I want to rent, ben bir şeyi kiralamak istiyorum. Kiralamak, rent a car, araç kirala, rent a house, ev kirala. Evet arkadaşlar, öğrenmemiz devam ediyor. I want to break, kırmak istiyorum. I want to break, kırmak istiyorum. I want to repair, tamir etmek, onarmak istiyorum. İngilizce konuşturan cümlelere devam ediyoruz. Sıfırdan İngilizce Defterim adlı YouTube kanalındasınız. I want to fix, ben onarmak istiyorum. Arkadaşlar, to fix ile to repair anlam olarak birbirine yakın kelimelerdir. İkisi de fiildir. I want to build, inşa etmek istiyorum. Onu yeniden yapılandırmak istiyorum. İnşa etmek, yapmak. Build, bir binayı yapmak, inşa etmek. I want to travel. I want to travel. Ben yolculuğa çıkmak istiyorum. Yolculuk yapmak istiyorum. I wanna travel. I want to travel. Cut it out. Bu da arkadaşlar mecazi bir ifadedir. Ne anlama geldiğine birlikte bakalım. Kes şunu. Der gibi, shut up der gibi daha doğrusu. Cut it out. Kes şunu. Hemen diğer örneğe bakalım. Are you out of your mind? Sen aklını mı kaçırdın? Kafayı mı yedin? Mecazi bir ifadedir arkadaşlar. Are you out of your mind? Kelimeler tamamen başka bir anlama bürünerek yeni bir ifade ortaya çıkarmıştır. Sen kafayı mı yedin demektir. Are you out of your mind? What's wrong with you? Bunun anlamı arkadaşlar, what's the problem with you? What's wrong with you? Senin problemin, sıkıntın, derdin ne? What's wrong with you? Hemen diğer örneklere geçelim. I want to take a trip. I want to travel, yolculuk yapmak istiyorum. I want to take a trip ise bir seyahate çıkmak istiyorum. Bir seyahat yapmak istiyorum anlamındadır ki trip ile travel aynı anlama yakın ifadeler içerir. Streets are spotless. Sokaklar tertemiz. Streets are spotless. Sokaklar tertemiz. Let's look at another sentence. Give me a second. Bana bir saniye ver. Give me a second. Bana bir saniye ver. İngilizce Defterim adlı YouTube kanalındaki cümleleri öğrenmeye devam ediyoruz. What's your purpose of visiting?
What's your purpose? What's your reason? Why do you want to visit here? What's your purpose of visiting? Ziyaret amacınız nedir? She's awful. O berbat, o bayan berbat, o bayan kötü, o bayan çok kötü gibi anlamlara geliyor. She is awful. Evet arkadaşlar, ders videomuzun sonuna gelmiş olduk. I highly recommend this book dedik. Ben de size o zaman şöyle diyeyim. I highly recommend this channel so that please do not forget to subscribe. Do not forget to comment. Do not forget to share. Do not forget to like. This channel is your channel. Thanks for your watching and see you next lesson.